Ya birbirimize duygularımızı açarken, yani bana açarken, yani bir evlenme teklifi falan bile değildi anlattığı şey. Bir tane küçük kız, bir tane küçük erkek yan yana oyuncak, onları vermişti. Yani ben, o zaten o niyetle verdi. Ben de direkt niyetini anladım. Evet, benimle evlenmek istiyor. Bu bir evlenme teklifi diye. Böyleydi. Sonra ben de onu küçüklüğünden beri çok beğendiği bu oyuncak arabayı vermiştim ona. Böyle bir hediyeleşmemiz olmuştu o tatilde. Bana bu evlilik teklifi ettiği tarihi de hiç unutmuyorum zaten. 24 Aralık 2016. 24 Aralık 2016. 2016. Evet. Sonra nişanlandınız. Ya sonrasında evlenme teklifi yerine geçtiği için artık bu oyuncak alışverişi bizim için. Tamam, o zaman sen söyle annene, gelin beni isteyin dedim. Yani bir hafta 10 gün geçmeden 2 Ocak 2017'de istemeye geldi annesiyle. Annesiyle? Evet. Aa, şimdi bir dakika ama. Cansel Hanım, siz bunları yaşadınız değil mi birlikte? Evet. Bu büyük aşkı. Evet. Birlikte yaşadınız değil mi Barış Bey'le? Evet, yaşadım. Nişan yüzüklerimiz bile hala üstümde duruyor. Hala taşıyorum. Ha, şöyle bir şey var. Tanışmışsınız, hoşlanmışsınız, birbirini sevmişsiniz, aşık olmuşsunuz. Size evlenme teklif etmiş, nişanlanmışsınız. Fakat sizi hatırlamıyor. Daha ilerisi de var zaten. Anlatır mısınız lütfen bana? Şöyle, 2 Ocak 2017'de beni istedikten sonra annesiyle birlikte biz artık yavaş yavaş evlilik hazırlığına başladık. Zaten yüzüklerimiz takılmıştı o gün. Sonra 5 Mayıs'ta biz aynı sene evi tuttuk İstanbul'da. Düğün tarihini de belirledik. O da işte bana evlenme teklifinin senesine denk geliyordu biraz, yine Aralık 2017'de ve yani o tarihi tutmamızın başka bir nedeni de var. Biz kendi kendimize karar almıştık. Bu evliliği yaparken, evlilik için hazırlanırken her şeyi kendi başımıza yapacağız. Hiç ailelerimize yük olmayacağız diye. O yüzden kış düğünü biraz daha uygun fiyatlı olsun, hani bizi zorlamasın biraz rakam olarak diye. Kış düğünü düşünüp onu organize etmeye çalıştık. Evi Mayıs'ta tuttuk çünkü biliyorsunuz İstanbul'da her gün kira fiyatları arttığı için, hani daha erken tutarsak sanki genel olarak bize daha uyguna gelecekmiş gibi düşündük. Hem İstanbul'da dedik, içim... her gün değil, her an ev fiyatları i̇şte arttı. Dedik, hani... Her saniye. En azından biz de bir giderimizi hani biliriz artık, aylık ne kadar ödeyeceğiz. Hani bayağı, çünkü sonuçta evlilik hazırlığı uzun yoldu yani. Masraf olarak da aynı şekilde. Biz başladık, sürekli ikimiz de çalışıyorduk zaten. Hani şimdi bu para gelecek, buraya ödeyecek. Bu para gelecek, buraya ödeyeceğiz diye. Biz her şeyi gerçekten böyle küçük küçük hesaplarını bile yapmıştık. Hatta öyle bir şey oldu ki Temmuz ayında paramız bitti. Ama evlilik hazırlığımız daha bitmemişti. O yüzden kredi çekmek durumunda kaldım ben, küçük bir miktar. İşte yatak odası, lamba falan ıvır zıvır, onları daha kalmıştı. O krediyle onları kapattık. Bizim her şeyimiz Kasım ayının ortalarına doğru hazırdı. Ya her şey yolunda gidiyordu. Aşırı heyecanlıyız. İkimiz de gelinlik, damatlık, ev, her şey hazır. Sadece düğün tarihini bekliyoruz artık. Böyleydi. Ama sonra Kasım ayında ev sahibi bize dedi ki, evinizde her şey okey ama elektrik saatini siz alacaksınız. Hı. Bizim normalde hiç, yani her şeyimizi hesapladık ya biz. Bizim hiç hesabımızda olmayan bir şeydi bu. Yani düşünüyoruz şimdi, onu ödeyecek o sırada paramız da yoktu. Elektrik saatini de, prizlere elektrik gitmiyordu. O yüzden mutlaka yaptırmamız gerekiyordu. Hani sallayabileceğimiz bir şey de değildi. Sonra bir gün Barış dedi ki, zaten daha vakit var. Ben bir şansımla deneyeyim. Ben kendi başıma bir yapmaya çalışayım. Olmadı, ondan sonra hani parasını ayarlayıp elektrikçi çağıralım falan dedi. Ben de iyi tamam, dene o zaman dedim. Sonra günlüklerde zaten görürsünüz, o tarihten sonra pek bir şey yoktu yani. Ben bir gün işe gittim, normal mesaime. O dedi ki, ben bugün işe gitmeyeyim, şu elektrik işini bir halledeyim diye. Gitti. Sonra o gün ben iş yerindeyken bana bir telefon geldi. Arayan kişi bina görevlisiydi. Telefonu açtım. Arkadan itfaiye sesi geliyor.
Zaten başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ne yapacağımı şaşırdım. Ha bir de ben o gün hani sabah işe gittiğimde Barış halledecek diye çıktım ve arada iletişime de geçmemiştik. Aklıma her şey geldi zaten o anda. Daha sonra zaten görevli telefonda işte binada yangın çıktı abla gel dedi. Ben zaten nasıl çıktım iş yerinden hatırlamıyorum. O eve nasıl gittim, o yol nasıl geçti onların hiçbirini hatırlamıyorum. Yani direkt oradaydım. O kadar böyle her şey çok hızlı gelişti. Gittiğimde binanın önünde ambulans. Barış'ı ambulansın içine yerleştiriyorlar. İyi misin diye soracağım. Ya o kadar böyle farklı bakıyor ki bana. Yani hiç tanımadığı birine bakar gibi, duvara böyle boş bir yere bakar gibi. Ben o an anlamadım. Hani olayın şoku falan sandım. Hiçbir şey anlamadım. Hani normal buldum. Hastanede annesiyle beklediğimizde, yani birkaç gün hastanede kaldı zaten, öyle hemen çıkarmadılar. Hayır, ilk başta şey böyle dedim ki tamam şoktan hani bir gün, iki gün falan. İllaki insan böyle bir sersem olabilir falan diye ama aradan günler geçti hala aynı. Annesine soruyordum, günde iki üç defa arıyordum. Yok hayır, hala hatırlamıyor. Sürekli annesi de bu cevabı veriyordu. Peki doktorlar ne dediler, bunun bir çözümü, çaresi yok muymuş? Yani şok nedeniyle hatırlamıyor. Olayın şokundan dolayı sürekli soruyordum annesine şimdi nasıl, şimdi nasıl, beni hatırlayabiliyor mu diye. Hep yok, hep olumsuz cevaptı. Sonra ben sürekli sabırla bekledim. Hani bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, hani kötü bir olay sonuçta, çok normal, hani herkesin başına gelebilir diye sürekli bekledim. Canım sıkıldı çabuk gel. Zaten hani ne kadar üzüldüğümü annesi de gördü. Hani onunla da aram iyiydi çünkü. Annesi en sonunda dedi ki, kızım görüyorsun yani hani kaç gün geçti. Hani sonuçta ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Ne zaman düzelecek, düzelmeyecek mi, düzelecek mi bunu bile bilmiyoruz. İstersen sen bu saatten sonra umudunu kes, kendi yoluna bak, kendine başka yol çiz dedi. Tut elimi, tut yanındayım. Siz ne yaptınız? Ya biz başka çare bulamadık. En sonunda da böyle her şeyi hayatından yani çıkarmaya karar verdik. Çok büyük bir çaresizlik bu. Cansel Hanım, Barış Bey'i hala seviyor musun? Evet, hala o günkü gibi. Ve nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Sonuçta evleneceğin kadın olarak, onun evleneceği kişi olarak onun hayatının en büyük gerçeği olacakken şimdi koca bir hayalsiniz.